Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ozan Yolcu, 508 kanalına hoş geldiniz. Bugün en sevdiğiniz içerik olan Yolda mı Yolunda mı serimizin 4. bölümünde sizlerle beraberim. Evet arkadaşlar, bugün Yolda mı Yolunda mı serimizin 4. bölümündeki konuğumuz İlkay Zaman. İlkay Zaman biliyorsunuz eskiden televizyonlarda gördüğümüz Türkiye'de olan ve daha sonra Amerika'ya yerleşmiş olan bir içerik üreticisi. Peki ne tarz içerikler üretiyor? Gündelik hayatını paylaşıyor, Amerika'daki market fiyatlarını paylaşıyor, araba fiyatlarını paylaşıyor. Bununla alakalı birçok içerik çekiyor. Günlük rutininde bir şeyler yaptığı zaman onlardan bahsediyor. Sponsorlu olan içerikler alıyor. İş imkanlarından bahsediyor. İşte göçmenlikle alakalı konulardan bahsediyor. Bahsediyor. Şimdi bunların hepsini tabii ki yorumlayacağım. Bu videoyu çok uzun çekmemeye çalışacağım. Genelde yolda mı yolunda mı videolarımız hani 10 ila 12 dakika arasında değişen, en fazla 15 dakikaya kadar uzayan videolardır. Ama 3. günde 3. videomu paylaşıyorum üst üste. Bu hızımı ne zaman yavaşlarım bilmiyorum ama bu ara sürekli böyle bir video çekmeye ihtiyacı hissediyorum. Genelde hoşuma da gidiyor çünkü sizler abone olmaya başladınız. Beni çok mutlu etmeye başladınız. Sizler abone olunca ben daha çok böyle içerik üretmek istiyorum. Daha çok motive oluyorum. Abone olmaya devam. Videoları sonuna kadar izlemeye devam. Ve bir beğeni atarak da aslında desteğinizi bize göstermeniz bizleri ayrıca mutlu ediyor. Şu anda bize abone olmanın bir ücreti yok arkadaşlar. Katıl butonuna tabii ki dahil olabilirsiniz. Arayan bulur konseptimiz için ama benim için abone olmanız, bizleri yanınızda hissetmeniz ve tüm bildirimleri açmanız bizler için çok kıymetli. Kendimizi yalnız hissetmiyoruz. Şu anda 40 bin aboneye yaklaştık. Belki de bu video yayınlandığı zaman 40 bin abone olmuş olacağız. İnşallah önce 50 sonra 100 bin aboneye erişiriz. Daha sonra da inşallah hep beraber büyümeye devam edeceğiz. Konumuza gelecek olursak İlkay Zaman. Öncelikle ben ve Beyza'nın keyifle izlediği YouTube içerik üreticilerinden bir tanesi kendisi. Eşi Melek Zaman, çocukları Han ve Kartal hepsi birbirinden güzel çocuklar, kıymetli eşi, bence çok donanımlı bir kadın. Hem business tarafı yani bir profesyonel tarafı var, hem çok iyi bir ev kadını, çocukları ilgilenen örnek bir anne kendisi. Keza İlkay Zaman da aynı şekilde çocuklarına çok düşkün. Hatta çocuğu yani ikinci çocuğu olduktan sonra 7-8 ay boyunca YouTube'da video yayınlamayıp çocuklarıyla ilgilenmiş bir insan. Bunu da kendisi söylüyor zaten bizlere. Şimdi İlkay Zaman'ın biz nasıl keşfettik? Bundan 2 ya da 2,5 yıl önce herhalde. Yani biz İlkay Zaman'ın ilk çıktığından beri tabii ki takip etmiyoruz. Yani düzenli olarak takip etmiyoruz ama biz evlendikten sonra işte YouTube'da dolaşırken ben yanlış hatırlamıyorsam bir market videosu üzerinden kendisini tanıdım. Zaten en sevilen içeriklerin başında market videosu, ikinci el araba fiyatları geliyor ve onun dışında Amerika ile alakalı bazı içerikler geliyor. Amerika ile Türkler arasındaki kültürel farklardan bahsettiği bir videosu var. Onu ilk izlediğimiz zaman Amerika'yı biz daha o kadar detaylı araştırmamıştık. Mesela çok şaşırmıştık, bizi çok bilgilendirmişti. Şimdi İlkay Zaman yolda mı yolunda mı arkadaşlar? Kısaca yolda mı yolunda mı mantığını sizinle minik cümlelerle açıklamaya çalışayım. Her videoda açıklıyorum. Bu videoda da açıklayayım. En azından böyle insanların aklına yer etsin. Belki İlkay Zaman da bu videoyu izlerse yani kendisi de bu, yani neden böyle bir tabir kullandığımızı anlayacaktır. Yolda olduğunu düşündüğümüz içerik üreticileri insanlara tamamen kendi yaşantılarına örnekler verip tecrübelerinden bahsedip herhangi bir çıkar içerisinde olmadan, yani bu maddi bir çıkar olabilir veya manevi olarak bir çıkar olabilir, tamamen sadece içerik üretmek için üreten insanlara sadece merak ettikleri konularda veya merak etmeleri gerektiğini düşündükleri konularda insanları bilgilendiren kanallara dediğimiz tabir yolda demek. Yani tamamen hani kendini insanları bilinçlendirmeye yönelik çalışmaları adamış, doğru yolda olduğunu düşündüğümüz kişilere deriz. Yolunda mı demek Türkiye'de, yani Türkçe'de tabii ki hani bu adam çok yolunda ya hani demek biraz şey olabiliyor, hani böyle bir negatif bir anlam taşıyabiliyor. Aslında biz onu negatif olarak söylemiyoruz. Yani bir içerik üreticisinin yolunda olmuş olması kötü bir şey değil. Sonuçta bir emek veriyor. Bu emeğinin karşılığında da tabii ki kazanmayı düşünecek. Gayet normal. Ama burada aradaki minik fark şu. Yani yoldaya göre ki minik fark şu. İnsanların izleyebileceği, merak et, tamamen izlenmeye yönelik konularda insanları bilinçlendirmek. Sadece bu konular özelinde paylaşımlar yapmak ve günün sonunda buradan da kâr et. Yani maddi bir amaç. Hem insanları bilinçlendirip hem de bir yerde para kazanmayı, bunu bir meslek haline getirmeyi amaçlayan kişilere biz yolunda diyoruz. Kötü bir durum söz konusu değil. Bunu bir kere daha açıklıyorum size. Yani ben aslında bunun eleştirisini alıyorum her seferinde açıklıyorsun diye ama bu konsepti her seferinde açıklamazsam ilk kez izleyen insanlar bunu anlamayabilir. İlkay Zaman yolda mı yolunda mı, bunu en son söyleyeceğim fikrimi. Genelde en başta söylüyordum ama biraz anlatmak istiyorum. İlkay Zaman'ın şöyle bir yaklaşımı var. Türkiye'de yaşayan insanlara bu tarz içerikleri çektiği için, çünkü Amerika'da yaşayan insanlar zaten onun yaşadığı tecrübeleri yaşıyor. Bu tecrübelerini
insanlara anlatırken genelde Türkiye ile bir kıyaslama içerisine giriyor. Bu kıyaslamada genelde şöyle, market videolarına örnek verecek olursak, diyelim ki cebinizde 100 birim para var diyor. Şimdi o birimi kendisi en az 60 videoda açıklamıştır herhalde. Birimden kastı şu: sen Amerika'da dolar kazanıyorsun ve dolar harcıyorsun. Sen Türkiye'de TL kazanıyorsun ve TL harcıyorsun. Burada alım gücünü, daha doğrusu anlatabilmek için birim alım gücünü gösterebilmek için. 100 birim param var, marketten şu kadar şey aldım. 100 birim param var, Türkiye'deki marketten ne alabiliyorsun? Bunu sorgulamamız. Yani bunu sorgulamamızdaki asıl sebep de aslında hepimizin bildiği, bazılarımızın sesini yükselterek bunu söylediği, bazılarımızın görmezden geldiği veya söylemekten çekindiği Türkiye'deki ekonomik koşulların kötü olduğu, iyi olmadığını oradan bize aslında bunu söylüyor. Örneklendirerek gösteriyor. Anlamamız için yapıyor bunu. Araba videoları var işte. Araba, yani atıyorum çok beğendiği bir araç varsa sıfırını da gösterebiliyor. İşte elektrikli araçlar olabilir. İşte herhangi bir işte SUV olabilir. Hani ama genel olarak İlkay Zaman'ın başlattığı akım oradaki çoğu YouTuber'a yansımış durumda. Bu da nedir? İkinci el araba piyasası. CarMax'a giderek aslında ilk gidip orada ikinci el araba fiyatları hakkında içerikler üreten kişi o. Yaptıktan sonra birçok YouTuber'a örnek olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Kendisi de bunu zaten söylüyor. Ha, kendisi belki içeriklerin çalındığını da düşünüyor olabilir ama sonuçta bu içerikler hani düşünülebilir içerikler. Tabii ki ilk onu düşünmüş olması onun farkını gösterir. Basit düşünmenin gerektiği şeylerdir bunlar. Basit düşünmek çoğunlukla daha iyidir. Basit düşündü, herkesten önce bu içeriği üretti. Daha sonra diğer YouTuber'lar da ondan gördüklerini yapmaya başladılar. Hani onu çaldı gibi yorumlamıyorum ben. O nasıl yorumluyor açıkçası ben bilmiyorum ama hani biraz böyle bir hissettim ondan. Böyle bir düşüncesi varmış gibi, hani sanki benim içeriğimi alıyorlar, kopyalıyorlar gibisinden. Mesela şey videosu var, o benim ilgimi çekti. İşte ev faturalarını gösterdi, evdeki giderlerini gösterdi. Yani İlkay Zaman'ın videosunu izlediğiniz zaman yarın bir gün Amerika'ya gidecekseniz eğer ayda ne kadar sizin buzdolabı gideriniz olur? Kiranız ne kadardır? Fatura giderleriniz nedir? Bir araba almak isteseniz ne kadar alırsınız? Hangi eyalette hangi imkanlar sunuluyor? Aradaki farklar neler? Araba yolculuklarındaki masraflarınız ne oluyor? Bir tatile gittiniz Amerika içerisinde veya Amerika dışında çevre ülkelerde bir yere. Oralardaki imkanlar, güzellikler veya hoşuna gitmeyen detaylar. Hepsini anlatmaya çalışan birisi. Şimdi böyle bakarsak eğer yolda fikri bende ağır basıyor. Ama şöyle bir de bir durum var. Tabii ki kanalının o büyük olmasından ötürü, oldukça fazla abonesinin bulunmasından ötürü birçok marka, özellikle Amerika'da olan markalar, bunlar Türk markaları da olabilir, kendisine sponsorluk yapıyor. Yani bu ne demek? Onları özelinde içerikler üretiyor. Onlar özelinde videolar çekiyor. Onlarla röportaj yapıyor. Yine insanların merak ettiği sorularını, belki parayla alacağı danışmanlıkları sponsorlukla insanlara gösteriyor. Şimdi normal şartlarda benim kriterlerime göre kendisi aslında yolunda gibi gözüküyor. Çünkü hani buradan neticede bir para kazanıyor. Ve az buzda bir para kazandığını düşünmüyorum. Hani oranın şartlarını da değerlendirsek bu böyledir. Zaten kazanmıyorsa buna çekmesine gerek, hani böyle bir ihtiyacı yok. Bunların haricinde Melek Zaman'ın biliyorsunuz kozmetik demeyelim de hani bakımla alakalı bir şirket kurdular İlkay Zaman'la beraber. O süreçlerini anlattılar. Bununla alakalı franchising verdiklerini söylediler. Yani burada da bir yerde kendi PR'larını yaptılar ki bu gayet normal. Bir medya güçleri var. Mecraları var. Kuvvetli mecraları var. Tabii ki kendi markalarının PR'ını yapacaklar. Ve insanlara dediler ki E2 vizenle gel kardeşim. Benim işime franchising olarak gir. E2 vizeni al dediler. Bilmiyorum, ben şartları inceledim aslında. Web sitelerine de girdim. Çok da güzel bir mağazaları var. Onu da tanıttılar. Ama günün sonunda bunlar bir aile. Hani aile oldukları için orada bir yaşam durumları var, giderleri var. Doğal olarak kazanma noktasında hani birçok noktadan para kazanma dertleriler. Bu çok normal. Yarın bir gün oraya giden herkes bunu yapıyor olacak zaten. YouTube'dan bir gelir elde etmek, mağazalardan bir gelir elde etmek ve bunun haricinde de tabii ki alacakları sponsorluklarla da gelirler elde etmek isteyecekler. Bu gayet makul ve doğru bir yöntem. Ben kendisine tanışmıyorum. Kendisini dediğim gibi bir severek takip ediyoruz. İçeriklerini çok beğeniyorum. En çok beğendiğim cümlesi gömece ok. Hani o gömece ok lafını biz Beyza'yla çok seviyoruz. Onun konuşma tarzını çok seviyoruz. Çok samimi oluyoruz. Ama dediğim gibi bu video hani bizim kişisel sevgimizden ziyade bize ne anlattığıdır. Yani o kişi bize baktığımız zaman, incelediğimiz zaman bize ne anlatıyor? Biz bununla ilgileniyoruz ve zor bir karar benim için hangisi olduğunu seçmek. Ama ben her şeye rağmen kendisinin yolda olduğunu düşünüyorum. Yani para kazanıyor, evet. Belki az para da kazanmıyor, evet. Ama bu seviyeye gelmek için belli bir emek sarf etmiş. Birçok konuda doğru bilgilerle insanları bilinçlendirmiş ve insanların merak ettiği içerikleri çekmiş, cevaplamış. Hatta sormadıkları içerikler hakkında bile bakın bu konuda önemli demiş. Bir insan, bunu videolarda da görüyoruz. Kendisi yolunda gibi gözüküyor.
gözüken ama yolda olduğunu düşündüğüm bir içerik üreticisi. Çok nadir benim böyle arada kaldığım, hani genelde tak diye söylüyorum bunu ben, ama İlkay Zaman gayet yolda bir insan. Kendisini şahsım adına tebrik ediyorum. Benim düşüncelerime katılan olabilir, katılmayan olabilir. Ancak benim fikrim bu yönde arkadaşlar. Kendisinin kanalını aşağıya link olarak bırakacağım. Başlıkta da etiketleyeceğim. Kendisinin sayfasını mutlaka ziyaret edin. Beğeneceğinize eminim. Takip edin, abone olun. Sosyal medya kanallarını da takip edin. Şirketine de bakın. Desteklenmesi gerektiğini düşündüğüm, buna ihtiyacı olduğunu için değil, takip edilmesi gerektiğini düşündüğüm bir insan. Kendisi de bu videoyu izleyerek, bu videonun altına bir yorum atarak bizlerle iletişime geçer. Kendisiyle tanışmayı ayrıca çok isterim. Sizlerden bu videoyu daha fazla paylaşarak, beğenerek, yorum yaparak bizlere destek olmanızı istiyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bizle kalın. Görüşmek üzere. Bye bye.